Yeni bir haftada daha yine baş başayız. 20 Haziran, 26 Haziran haftalık gökyüzü hareketleri ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu haftaya çok güzel bir girişle başlıyoruz. Bugün çok güzel açılar mevcut gökyüzünde. İşlere başvuruda bulundunuz ama olumlu sonuçlar almadınız. Konuşmalarınızı yaptınız ama sıkıntılı bir dönemden geçtiniz. Genelde geçen haftalarda yaşadığımız sıkıntılar. Bugün tereddüt etmeden yeni bir iş başvurusu, yeni bir imza, yeni bir girişim, yeni bir iletişim konusunda çok olumlu açılar mevcut. İstediğiniz şekilde lütfen girişimde bulunun diyorum size. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Şimdiden Yengeç Burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Mutlu, güzel bir yıl diliyorum onlara. 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu da ilişkide, sosyal çevrede, para konularında iletişimin çok önemli olduğunu söylüyor. Öğrenmek isteyeceğiz, iletişimde bulunmak isteyeceğiz. Doğru cümleler, doğru kelimeler çok güzel kapılar açacak büyük bir ihtimalle. İkili ilişkilerde biraz flörtöz bir yapıya sahip olacağız. İki kişiyi bir arada idare etmek isteyebiliriz. Dedikoduya açık bir gündem, dedikodular ayağımıza düşebilir, önümüze düşebilir. Kendimiz yapabiliriz. Birazcık parasal konular ve kadınlarla ilgili konular, sanatla ilgili konular gündemimizde olacak. Araba konusunda fiyatların artışı ya da orada yapılan farklı girişimler yine gündemi oluşturacak konularla ilgili olaylar. Özellikle ikizler, başak, yay, balık, oğlak, koç ve yengeç, terazi burçları enerjilerini çok iyi alacaklar bu haftanın. Boğa, akrep, kova ve aslan burçları birazcık karışıklar. Onlar Temmuz'a kadar biraz bir toparlanmayı bekleyecekler. Ondan sonra Temmuz'da umarım yollarını daha net bir şekilde ayarladıktan sonra onlar da güzel günlere hazırlanacaklar. Şimdi burç yorumlarına başlarsak öncelikle koç burçlarından bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar, Bu hafta sizin için olumlu gelişmeler devam ediyor. Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte ev, yuva, emlak, ev alım satımı, aile gibi konularda olumlu, güzel ortamların olmasına sebep olacak ve sizi orada rahatlatacak, düzene sokacak, istediğiniz düzeni sağlamanızı sağlayacak aslında. Huzurunuz burada biraz daha iyi vaziyette olacak diyebilirim. Eğitim, ticaret ya da araba alım satımı ile ilgili yakın çevreden güzel destekler alacaksınız bu hafta. Çok iyi bu da tabii ki. İlişkilerde olumlu, güzel konuşmalar ve iletişimde rahat akışlar göreceğiz. Tek sorun, sadece sizi uyarmam gereken şeyler yine Mars'tan ötürü öfkenizi biraz girişimlerinizde ayarlamanız. Çok fazla fevri olmamanız. Geçen hafta da uyardım. Bu hafta aynı uyarılar devam ediyor tabii. Hareket edin artık koçlar. Girişimde bulunun. Bir şeylere başlamaya çalışın. Spor yapın. Hiçbir şey yapamadınız. Bu öfkenizi sporla, hareketle, yürüyüşle dengelemeye çalışın. Bu çok önemli sizin için. İletişim çok yoğun olacak. Buralarda lütfen dengeli olmanız gerekiyor. Olumlu düşünün, olumlu yaşayın diyorum sizin için sevgili koçlar. Sevgili boğalar, karar aşamasında olabilirsiniz. Tamam mı, devam mı? Ayrılacak mısınız yoksa devam mı edeceksiniz? Bunun kararını verme aşamasında olabilirsiniz. Evet, biraz sıkıntılı günler geçiriyorsunuz. Bunu biliyoruz ama Temmuz'da net karar verdiğinizde, değişime açık olduğunuzda çok daha olumlu günlere açık olacaksınız umarım. Hayatınızda iletişim, seyahat, yakın ilişkiler yoğunlukta olacak. Önemli konular olacak buralarda. Olumlu etkiler alacaksınız aslında bu konularda. Para açısından olumlu, iletişimi biraz daha yumuşatıp daha iyi ortamlara açılabilirsiniz para açısından. Sadece sağlık konusunda, ruhsal konularda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bu da aslında hep arkadan dönen işleri, arkadan dönen konuşmaları, dedikoduları, kafa
kafaya takmanızdan ileri gelen sıkıntılar olabilir. Arkadan dönenleri ciddiye almayın diyorum sevgili boğalar. Dedikoduları fazla takmayın ve ruhunuzu besleyin. Ruhunuzu zarar verecek şeylerden uzak tutun. Biraz sağlam durun. Bekarlar için aşka güzel gelişmeler olacak. Aşk konularında güzel başlangıçlar olacak. Bugün özellikle sevgili boğalar sizin için girişim açısından ilk başta bahsettiğim konuyla ilgili çok şanslı etkileri siz daha çok alıyorsunuz. Lütfen girişimde bulunun, imza atın, bir işe başvurun, bir işte girişimde bulunmak için sizin için çok uygun bugünler. Sevgili ikizler burçları, sizin için çok güzel bir haftaya giriş yaptık. Venüs sizin burcunuzda, ikizler burcunda. Girdiğiniz her ortamda parlama, güzellik ve olumlu etkiler bırakacağınız bir zamana giriş yaptınız. Parlayın ikizler. İstediğiniz gibi parlayın. Girişimde bulunun, sosyal alanlara katılın, davetlere katılın, güzel ortamlarda bulunun. Çok olumlu, güzel sonuçlar alacaksınız. Bekar ikizler için aşkı bulma zamanı, katılacağınız sosyal ortamlarda güzelliklerle belki de aradığınız ilişkiyle karşılaşma zamanı diyebilirim size. Her şey yolunda aslında. Sadece sosyal çevrenizden fevri bazı tartışmalı ortamlara karışma ihtimaliniz var. Yakın arkadaşınız, yakın çevrenizden birinin fevri hareketleriyle karşılaşabilirsiniz. Buralardan dilerseniz uzaklaşın, dilerseniz yardım edin. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Elinizden geldiğince ikizler lütfen gergin, fevri, kavgacı ortamlardan uzaklaşın ve kendi istediğiniz gibi rahat ortamlara, mutlu ortamlara katılın diyorum. Şimdiden kolay gelsin sizlere. Sevgili yengeç burçları, doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum size. Umarım istedikleriniz fazla fazla, istediğinizden daha da fazla bir şekilde karşınıza çıksın inşallah. Tabii ki güneş sizin evinizde. Parlayacaksınız, aydınlanacaksınız. Emin olmadığınız konularda aydınlığa kavuşacaksınız. Karar vermeniz biraz daha kolaylaşacak tabii ki. Kariyer ortamları biraz hareketli ve şanslı zamanlar aslında. Sırlarınız ve planlarınız konusunda sadece çok fazla başkalarına anlatmayın. Olay gerçekleşmeden önce birilerine bahsetmeyin. Sizde kalsın, sizin içinizde kalsın bunlar. Şikayet etmeyin ve girişimde bulunun mutlaka. Girişimde bulunduğunuzda istediğiniz gibi yolunda gidecek her girişim, her olay rahat bir şekilde akışta kalacak inşallah. Siz öz değerinizi yüceltin, kendinizi keşfetin, kendinize dönün. Biraz kıymet ve değer verin kendinize yengeçler. Siz de doğum gününüz olması sebebiyle biraz şımartın aslında kendinizi ve görün yani yengeçler nasıl hoş insanlar, nasıl güzel insanlar, bunu kendinize de gösterin. Arkanızdan dönen olaylar, dedikoduları duyabilirsiniz bu dönemde. Aslında bazen ummadığınız arkadaşlarınızdan senin hakkında şunu konuşmuştum ben diye kendinin itiraf ettiğini bile duyabilirsiniz. Bu şekilde dedikodular önünüze düşecek maalesef. Birden fazla iş seçeneği ortaya çıkabilir. Yani başvuruda bulundunuz, hiçbiri olmadı diye düşünüp üzülmüş olabilirsiniz ama bundan sonra birkaç tane iş imkanı, olanak karşınıza çıkacak. İyi değerlendirin lütfen. Kolay gelsin diliyorum size. Sevgili aslan burçları, evet çok şanslı, çok güzel bir haftaya giriş yaptınız aslanlar. Siz de çok sıkıldınız, bunaldınız, ilişkilerden yana biraz daraldınız biliyorum. Ama güzel günler kapımızda.
umutlarımız, hayallerimizle ilgili güzel, olumlu etkiler mevcut gökyüzünde. Haberler, sosyal çevreden alacağınız destekler, ortamlar çok güzel olacak. Aşk hayatınızı canlandıracak, bozulan şeyler varsa biraz düzelmek için ortam yaratılacak, güzel etkilerle dolu bir rahatlama haftası diyebilirim size. Geçmişi biraz unutun. Biraz aslanlar geçmişe takılabiliyorlar. Lütfen geçmişi biraz unutun, gevşeyin, biraz rahatlayın lütfen. Sağlık konusunda, çünkü ne kadar stres yaparsanız o kadar sıkıntı çekeceksiniz. Ruhunuzu, sağlığınızı bozma ihtimaliniz var. Şifa zamanı sizin için. Şifa için açın kapıları. Güzellik gelsin inşallah diyorum size. Hayatın tadını çıkarma zamanı aslında aslanlar sizin için. Hukuki süreçler, seyahatler, pasaportlar, uzun yolculuklar ya da yurt dışı olayları, hukukla ilgili konularda olumlu sonuçlarınız mevcut. Bunları güzel değerlendirin lütfen. Sevgili Başak Burçları, kariyerde olumlu, güzel günler sizi bekliyor. Sadece kredi, borç ve yatırım kısmında biraz temkinli, biraz dikkatli olmanız gereken olaylar mevcut. Gökyüzü bu konuda sizi uyarıyor. Sosyal ortamlarda, ilişkilerde çok olumlu ortamlarda bulunacaksınız. Belki bekarsanız aradığınız aşkı buralarda bulabilirsiniz. Evliyseniz hoş, güzel vakitler geçirebilirsiniz. Doğru insanı mutlaka bulacağınız zamanlar. İletişim çok önemli bu sıralarda. Kariyerde, sosyal çevrede iletişim, doğru düzgün dili kullanmak sizin açınızdan çok önemli, güzel sonuçlar getirecek. Hayaller ve hedeflerinizde destekli olaylarla karşılaşacaksınız sevgili Başaklar. Sevgili Terazi Burçları, kariyer ve gelecek önemli sizin için. Odağınız şu anda bu hafta için özellikle bu. Eğitim, hukuk konuları, seyahat, medya, yoğun bir şekilde iletişim ve hareketlenmeyle gündeminizde olacak. Olumlu sonuçlar olacak inşallah. Bu konularda kendinizi daha iyi göstereceğiniz bir ortamla karşılaşacaksınız aslında. Parlayacaksınız, olumlu sonuçlar çıkaracaksınız buralardan. Başvuru yapabilirsiniz. Sınava girecek teraziler için çok olumlu, güzel sonuçlar çıkacak diyorum. Olumlu açılar olduğu için. Epeydir sıkıntılı olduğunuz ortamlar sizin ilişki kısmınız. İlişkilerde, ortak ortamlarda biraz sıkıntılı ortamlar mevcut. Bunlarla ilgili birkaç sorun çözme olabilir. İletişim önemli. Daha sakin, daha düzgün iletişimde bulunursanız sizin açınızdan çok daha olumlu günlerde, günlere devam edersiniz diyorum. Stresli ortamlarda değil, rahat ve huzurlu olabileceğiniz ortamlarda bulunun. Özellikle stresli ortamlardan lütfen kaçının diyorum. Ve bugün özellikle sizin için de başvuru ve girişimde bulunmak açısından çok verimli, çok güzel açılara sahip. Yani 20 Haziran Pazartesi günü için sizin için de çok olumlu olaylar gerçekleşebilir diyorum. Sevgili Akrep Burçları, artık sıkıntılı ilişkiler, bitirme ve sonlandırma dönemindesiniz. Evet, bazı konularda çok sıkıntılı ortamlar yaşadınız siz de. Özellikle ikili konularda, ikili ilişkilerde, ortaklı olaylarda sıkıntılı günler geçirdiniz. Artık bitirin ya da tamamlayın ya da konuyu çözmeye çalışın. Yeni birileriyle tanışma zamanı, yeni güzel başlangıçlar yapma zamanı sizin için. Eşim parası, ek gelir, kredi ya da vergi gibi kısımlarda ek bir para mevzusu gündeme gelebilir. Sizin için olumlu gerçekleşecek bunlar. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İletişim ve ikna sizin için gücünüzü iletişimde göstermeniz olumlu sonuçlar getirecek sizin açınızdan. Sağlığınıza biraz dikkat edin akrepler. Ya da evcil hayvanlarınız varsa onların rutin sağlık kontrollerine dikkat edin. Sizin için şu an sağlık
çok daha ön planda. Biraz dikkat etmeniz, bağışıklığınızı kuvvetlendirmeniz gereken, ruhunuzu besleyecek şeyleri yapmanız gereken zamanlardasınız. Ev, emlak ve arsa konularında olumlu haberler ve girişimlerde bulunabilirsiniz. Uzak seyahatler, yüksek eğitim ve sınav. Sınavda da sınava girecek akrepler varsa burada da hukuki konularda olumlu süreçler sizi bekliyor diyorum. Sevgili yay burçları. Evet, Dolunay sizin evinizdeydi. Umarım aydınlanmış, rahatlamış, karar veremediğiniz konularda karara varmış, güzel sonuçlar almışsınızdır. Sizin evinizde gerçekleştiği için artık sağlığınıza, diyetinize, yemenize, içmenize biraz daha dikkat edeceğiniz güzel günlere doğru gidiyoruz. Önemli olan iletişim ve iletişimde uyumu yakalamanız sizin açınızdan. Zaten Venüs ikizlerde eminim siz de iletişim dilini daha güzel kullanacak insanlardansınızdır. Uyumlu olursak aşkta da, parada da, kariyerde de gayet güzel sonuçlar alabilirsiniz diyorum. Şans oyunlarında şu sıralar sevgili yaylar, borsada, şans oyunlarında açılar sizin için çok uygun olmayacağını söylüyor. Lütfen temkinli davranın. Elinizden geldiği kadar bilmediğiniz konulara adım atmayın. Oralarda oyalanmayın diyorum. Temkinli olun sizin için. Açılar bunu söylüyor. Çocukları olan yay burçları için biraz harcama zamanı. Harcamalarınıza dikkat edeceksiniz. Daha doğrusu çocuklardan gelecek ekstra harcamalar ortaya çıkabilir. Buna göre artık harcamalarınızı yapabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. Uzun süredir iş alanında, sağlık alanında sıkıntılı günler geçirdiniz. Artık bunların tamamlanma, güzel günlere doğru gitme zamanı. Sağlık kısmında rutin günlük işlerinizde düzenlemeler, iletişimler ve doğru tedbirli sonuçlar almak için çok uygun zamanlar. Aşk ve ortaklı konularda güzel gelişmeler mevcut. Şans oyunları, borsa ve para konularında ve çocuklarla ilgili konularda olumlu zamanlar sizin için. Yani size bu konularda, hobilerinizde, çocuklarla ilgili olaylarda olumlu güzel sonuçların olacağını söylüyor gökyüzü. Aile büyükleriyle iletişiminizi lütfen kuvvetlendirin. Daha düzgün, daha güzel bir iletişim dili kullanmaya çalışın lütfen. İnanın hem ailenizde hem büyüklerinizde, ebeveynlerinizde çok daha olumlu, güzel günler ve sonuçlar getirecek bu iletişim dili. Hayatınızı düzene giriyor ve siz de lütfen artık biraz gevşeyin, olumlu düşünün ve olumlu yaşayın diyorum sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, kova burçları artık aşk zamanı. Evet, evet sizin için aşk zamanı. Seyahat, eğitim konularında girişimlerde bulunabilirsiniz ve böyle bu tür ortamlarda aşkı bulma zamanı olabilir sizin için. Harekete geçin, canlanın, biraz girişimde bulunun. Yapabilirseniz seyahat programları yapın, eğitim programları yapın. Hem bunları gerçekleştirip hem de aşkı bulacağınız, mutlu olacağınız zamanlara doğru gidiyorsunuz. Bu hafta sizin için çok olumlu, çok güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. İletişim ve sohbette çok başarılı olacaksınız. Çok güzel zamanlar geçireceksiniz. Sağlığınız ve iş hayatınızda olumlu konular yine gündeminizde. Güzel, burada da olumlu ortamlar var. Yani siz dışarı çıkın, girişimde bulunun, sosyal ortamlara katılın. İletişimde, konuşmada yanlış anlaşılmalar olabilecek bir haftada. Lütfen dedikodu ortamlarına girmeyin. Siz başkaları hakkında dedikodu yapmayın. Bu size yanlış şekilde dönecek büyük bir ihtimalle. Lütfen dikkatli olun diyorum kovalar. Balık burçları, ev, yuva ve iletişimde aile, ebeveyn, baba, anne konularında artık buraları halletme, düzene sokma, mutlu, huzurlu bir yuvaya sahip olma zamanı balıklar. Bu açılar sizi çok güzel
güzel destekliyor. Artık yuvanızda huzurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sağlığınız çok iyi. İlişkilerde olumlu düşündükçe, olumlu konuştukça olumlu sonuçlar alacaksınız. Bunun da bilincine varın lütfen. Para konusunda birazcık yanıltıcı durumlar olabilir. Kandırılma, kanma ya da ikna olma diyebiliriz belki. Bu konularda birazcık yumuşak olabilirsiniz. Biraz ikna edilebilirsiniz, kandırılabilirsiniz diyorum. Biraz dikkat edin bu konularda. Aşk alanları çok olumlu tabii ki. Kariyerde yeni olaylar, yeni girişimler olumlu olabilir sizin için. Huzuru, mutluluğu yaşam alanınızda, yuvanızda bulacaksınız sevgili balıklar. Umarım istediğiniz gibi her şey yolunda gider. Tüm burçlar için lütfen değişime karşı koymayın. Değişime karşı koydukça sağlık ve hastalık açısından sınanacaksınız. Oralara doğru sıkıntılar çekebilirsiniz. Lütfen değişime ayak uydurun diyorum. Temmuz ayı biraz sert geliyor. Para piyasaları, para ortamları, hiç görmediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Biliyorum daha da mı diyeceksiniz ama bunlara hazırlıklı bir şekilde güzel bir haftayı geçiriyoruz. Bunu değerlendirerek girelim. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir hafta diliyorum size. Haftaya görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.